Evet arkadaşlar, 12'ye geçtik. Bu föyümüzde özel dörtgenlere başlıyoruz. Yamuk, dikdörtgen, kare gibi özel olan dörtgenlerimizi inceleyeceğiz. Bunlardan ilk olarak inceleyeceğimiz de yamuk. Evet, yamukla başlıyoruz. Ne yamuk diyoruz arkadaşlar? İki kenarı paralel olan dörtgene yamuk diyoruz. Burada mesela AB ile DC birbirine paralel. Bu birbirine paralel olan tabanlardan birini alt taban, alttakine alt taban, üsttekini de üst taban diyeceğiz. Evet paralellikten dolayı arkadaşlar açılarla ilgili de burada bağıntımız olacak. Paralel iki doğru arasında karşılıklı açıların toplamı 180 bakın şöyle hatırlatalım. Paralel iki doğrumuz olsun bunlar. Burada olan şu karşılıklı açıların toplamı karşı durumlu açıdan ne oluyordu? 180 oluyordu. Bu durumda bu mantıktan dolayı burada alfa ile betanın toplamı 180. Aynı şekilde x ile y'nin toplamı nedir? 180 olmuş oluyor arkadaşlar. Evet. Burada ne vermiş? Bir yamuk vermiş. AB ile DC paralelmiş. ADC üçgeni AC boyunca katlanıp şu yeşil üçgen elde ediliyormuş. D kenarı AB üzerine geliyormuş. ACB açısı 105 dereceymiş. Kenar eşitlikleri verilmiş. Alfa istiyor. Şimdi katlamadan dolayı arkadaşlar karşılıklı gelecek açılar, açılar ve kenarlar eşitti. O yüzden bu açı alfaysa bu açı alfa. Burada kenarlar şu an işime yaramayacak. O yüzden yazmıyorum. Paralellikten arkadaşlar Z'yi kullanabilirsiniz. Doğru da açıdaki yöntemler aklımıza burada gelmeli. Çünkü paralel doğruları olduğu için oradaki işte yön değiştir, karşı durumdur, Z'dir bunları kullanabiliriz sorularda. Bu alfa ise bu ne oldu Z'den? Alfa oldu arkadaşlar. Sonra tekrar katlama özelliğinden dolayı bu ikisi birbirinin katlanmış olduğu için burası ne oldu? Alfa oldu. Sonra şu üçgen için şunu düşünebilirim. 2 h bir dış açıyı vermek zorunda. Buraya 2 alfa dedim. İkiz kenar üçgen olduğu için mecburen bu da iki alfa oldu. Bu durumda 3 alfa 105 oldu bakın. 3 alfa 105 ise arkadaşlar alfa ne gelir? 35 gelmiş olur. Evet orta taban yine yamukta çok fazla duyacağımız özelliklerden biri arkadaşlar. Burada arkadaşlar yamuğun paralel olmayan kenarlarının paralel olmayan kenarların orta noktaları birleştirildiği zaman oluşan uzunluğa orta taban diyoruz. Orta tabanın uzunluğunu bulmak için arkadaşlar alt ve üst tabanı toplayıp ikiye bölüyoruz. Alt ve üst tabanı toplayıp ikiye bölüyoruz. Ya da üçgende hatırlıyorsanız Thales'te artış azalış yöntemi göstermiştim. Onu da kullanabilirsiniz. Evet burada şimdi orta tabanın yanında bir de köşegenler çizilmiş arkadaşlar. Bunlarla ilgili bir özellik vereceğiz. Biraz burada şeklimi büyütmek istiyorum daha iyi görmeniz için. Evet burada arkadaşlar bakın hem orta taban çizilmiş hem de köşegenler çizilmiş. Bu durumda şu köşegenlerle daha doğrusu şu köşegenlerin arasında kalan bu orta tabanın uzunluğunu öncelikle söyleyelim nasıl bulunuyor diye. Şimdi bunun mantığı nereden geliyor? Önce onu anlatayım. Sonra da formülünü söyleyelim. Benzerlikten buluyoruz arkadaşlar. Şimdi şuna bakarsak bu C ise bu bunun orta tabanı oluyor. Bakın orta nokta paralel olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla tabanın yarısından C bölü 2. Aynı şeyi bu taraftaki üçgen için düşünüyorsunuz. Bu C ise bu yine bunun orta tabanı C bölü 2. Bu EF uzunluğunun tamamında neydi hatırlıyorsanız? A artı C bölü 2'yi de orta tabanı olduğu için. İşte KL uzunluğunu bulmak için normalde yaptığımız mantığı şudur işlem olarak. A artı C bölü 2'den 2 tane C bölü 2'leri yani C'yi çıkarmış oluyorsunuz. Dolayısıyla burada payda düzenlediğiniz zaman köşegenler arasında kalan orta taban parçasının uzunluğu ne oluyor? A eksi C bölü 2. Evet köşegenler arasında kalan şu orta taban parçasının uzunluğu alt ve üst tabanın farkının yarısı. Bunu ister ezberleyebilirsiniz ister çıkarılışını gösterdim oradan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet burada ilk olarak kuralımızdan yapalım. X'in orta tabanı olduğunu gördük. Orta noktaları birleştirmiş ve üçü birbirine paralel olmak zorunda. O zaman X eşittir burada. 9 ile 5'in toplamının yarısından ne geldi? 7. Evet burası 7 olmuş oldu. Burada da ister formülü kullanabilirsiniz. ister artış azalıştan yapabilirsiniz. Ben onu hatırlatmak için oradan yapacağım. Bakın burada 6'dan 10'a ne olmuş? 4 artmış. Aralıklar eşit olduğu için yine 4 artmalı. 10'dan 4 artarsa ne oldu? 14 gelmiş oldu cevabımız. Evet burada da arkadaşlar bu sefer köşegenler arasında kalan orta taban parçasını vermiş. Yani şunu. Bunu bulmak için ben yine formülden gideyim. Bunun formülü neydi? Alt ve üst tabanın farkının yarısı. Yani 3 eşittir. 11 eksi x bölü 2 idi. Buradan 6 eşittir. 11 eksi x geliyor arkadaşlar. X de ne gelmiş oluyor? 5 gelmiş oluyor. Evet. Burada da yine o formülü de kullanabilirsiniz. Ama formülü kullanmadan önce orta taban verdiğim mantığı kullanmanız gerekiyor. Bakın burada şurası 2 ise burası nedir? 4'tür arkadaşlar. Aynı mantıkla burası 4 ise burası bunun yarısı 2'dir. Buradan sonra orta tabağından artış azalıştan gidebilirsiniz. Burası 4. Buranın toplamı da kaç gelmiş oldu? 9. 4'ten 9'a kaç artmış arkadaşlar? 5 artmış. Yine 5 artacak. 5 artacağı için 9 artı 5'ten ne geldi? 14 gelmiş oldu. Bunu farklı şekilde de çözebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl çözebilirsiniz? Hemen onu göstereyim. Tekrar şekli çiziyorum sorunun üzerine karışmaması için. Direkt üçgenden çözebilirsiniz. Ben onu kullanmadım. Çünkü o zaman yamuk formüllerine hiç girmemiş olacaktım. Bakın şuraya baktığınız zaman bunun alt tabana paralel olduğunu biliyorum. Şu çizdiğim alt tabana. Ve bu kenarlar eşit olduğuna göre üçgenin orta tabanı oldu. Bu 7. E o zaman bu da iki katı ne olacak? 14. Buradan da direkt yapabilirdiniz. Evet burada arkadaşlar yine bir yamuk verilmiş. Uzunluklar verilmiş 4 ve 12. A, B, D, C birbirine paralelmiş. KE de yine bunlara paralelmiş. Benden de X kaç birimdir diyor. Yamuk sorularının çoğunda arkadaşlar uzunluk sorusunda özellikle benzerlik çok fazla karşımıza çıkacak. Zaten hatırlıyorsanız benzerlikle söylemiştim dörtgenlerde çok kullanacağımızı. Burada artık yavaş yavaş kullanmaya başlıyoruz. Şimdi burada ilk başta bakın bir kelebek benzerliği var. Aynı zamanda açı açı benzerliği oluyor biliyorsunuz. 4 bölü 12 benzerlik oranı. Buradan ne geliyor? 1 bölü 3 geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben şimdi bu benzerlik oranını yazarsam. Yani ben buraya A dersem burası ne oluyor? 3a olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar temel benzerlik yapacağım. Bu arada bu tarz sorularda birkaç benzerlik çeşidi de olabiliyor. Siz buradan başka bir benzerlik de görebilirsiniz. Farklı farklı benzerlikler var çünkü. Ben tabii ki bir tanesini seçerek kullanmış olacağım. Evet şu çizdiğim paralelleri kullanacağım ben. A'nın 4a'ya oranı x'in 12'ye oranı A'lar gitti. Buradan da X 12 bölü 4'ten ne gelmiş oldu? 3 gelmiş oldu. <laughs> Bakın arkadaşlar burada hiç aslında yamukla ilgili bir şey kullanmadık. Tek yaptığımız ne oldu? Benzerlik olmuş oldu. Ee, ama işte yamuk sorusu şeklinde karşımıza çıkıyor. Evet burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane merdiven verilmiş. Merdivenlerin arasındaki basamaklar paralelmiş. Bunu söylemiş. Ben nerede ne istiyor? X uzunluğunu istemiş oluyor. Şimdi burada iki farklı şekilde yine çözülebilir. Bir artış azalıştan gidebilirsiniz. İsterseniz önce onu anlatayım. Bakın 20'den 35'e 15 artmış. Burada da yine 15 artıyor. Dolayısıyla artışlar eşit olduğu için ben bu parçaların eşit olduğunu söylerim. Bu parçalar eşitse mecburen bu parçalar da eşit. Yani x eşittir 30. Direkt böyle söyleyebilirsiniz. Başka bir şey olarak da tekrar ben merdiveni çiziyorum. 20 35 50. Başka bir yöntem olarak da şunu görebilirsiniz arkadaşlar. Burada 35'e dikkat ederseniz 35 20 ile 50'nin toplamının yarısı. Dolayısıyla buradan 70 bölü 2 35 geliyor. Yani sağlıyor. Orta taban kuralını kullandım ve onu sağladı. Demek ki orta tabanı sağladığına göre şurası orta tabandır deyip bunları eşit diyebilirsiniz. Oradan da çözülebilir. Evet. Burada arkadaşlar iki tane kızımız var. Naz ile Ece. Ne yapmış? Eşit kollu tahterevalide binmişler. Bunlardan ilk başta birincisi Ece'nin yerden yüksekliği 40'mış. Naz'ınkisi 80'miş. İkincisinde Ece'nin yerden yüksekliğini vermemiş. Naz'ınkinin de 10 olduğunu vermiş. Benden ikinci durumda Ece'nin yüksekliğini istiyor. Şimdi arkadaşlar şu şekilde şunu düzenlersek tekrar çizersek. Şu uzunluklar eşit olduğu için bunlar da tabii ki eşit. Ve burada şuraya x dersem x bu yamuğun orta tabanı oluyor. Bu durumda x 40 artı 80 bölü 2'den ne gelmiş oluyor arkadaşlar? 60. Bu durumda şuradaki uzunluk yine 60. Ve yine bunlar eşit olduğu için tahtaravariyenin eşit kollu terazinin kolları eşit olmuş olduğu için dolayısıyla bu parçalar yine birbirine eşit. Burada yine ister orta tabağından ister artış azalıştan yapabilirsiniz. Artış azalıştan yaparsam da bakın 10'dan 60'ı ne olmuş? 50 artmış. Yine 50 artacak diye düşünürsünüz. Dolayısıyla 50 artınca da ne olacaktır soru işaretimiz? Yani Ece'nin yerden yüksekliği 60 artı 50'den 110 gelmiş olacak. İsterseniz yine ikincisinde de orta taban yapabilirsiniz. Evet bu seferki yamuk sorumuz açı ile ilgili. Bu tarz sorular da karşınıza gelecek. Şimdi ben burada DC'ye A diyeyim. A, D, ye de B dersem A, B'nin toplamı A artı B olmuş oldu o zaman. Yerleştiriyorum soruda bunları. Buraya A, buraya B, buraya da A artı B diyorum. Arkadaşlar yamuk sorularında özellikle açı sorularında soruyu çözemiyorsak aklımıza paralel olmayan kenarlardan birine paralel çekmek gelsin. Bu mutlaka işinize yarayacaktır. Tekrar söylüyorum. Yamuk sorularında paralel olmayan kenarlardan birine paralel çekerek soru çözmeye çalışalım mutlaka bu işimize yarayacaktır arkadaşlar. Şimdi ben burada AD'ye paralel çekiyorum. İstediğinize çekebilirsiniz. Biraz daha düzgün çizelim paralelimizi. Evet paralel çizdim. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit işte olduğu için buraya A dedim, buraya B dedim. Yine yöndeş açıdan buraya 80 aldım. Buranın tamamı A B'ydi arkadaşlar. Bakın buraya ne kaldı? B kaldı. Burada bir ikizkenar üçgen oluştu bakın. Dolayısıyla bu açı alfa ise bu açı nedir? Alfadır. Buradan da arkadaşlar üçgen iç açılarından 2 alfa artı 80 180 ise alfa ne gelmiş oluyor? 50 gelmiş oluyor. Evet burada bir katlama sorumuz var arkadaşlar. Şuradaki EDC üçgeni daha doğrusu kesilip ters çevirip yapıştırma katlama demeyelim. Şurada EDC üçgeni arkadaşlar kesiliyor. Sonra bu saatin ters yönünde döndürülüp, d noktası a'ya gelecek şekilde şu şekilde yapıştırılıyor. Bu durumda bu ifadelerden hangisi doğrudur diyor? Şimdi arkadaşlar ben Şuradaki açıya alfa dersem Şuradaki açı alfa, yani burada şu köşede şurası alfa olmuş oluyor. Sonra ben bunu dediğim gibi döndürüp saatin ters yönünde döndürüp, d noktasını a noktasına gelecek şekilde yerleştirdiğim zaman şurası d üssü olsun bu şekil elde edilmiş. Bu durumda bu D üssü EC EC üssü e, üçgeninde C köşesinin yine alfa olacağını biliyorum. C üssünü şuraya alfa diyebilirim. Buradaki CE uzunluğu buradaki CE ile buradaki C üstü E oluyor artık. Birbirine eşit olur. Bunu da biliyorum. Bunlar elimdeki bilgiler. Şimdi bu durumda arkadaşlar ne elde ettim? İkiz kenar bir üçgen elde ettim. Ve bu üçgenin kenar ortay olduğunu gördüm. O zaman bu kenar ortaya ben dik aynı zamanda açı ortay diyebilirim. Şimdi bakalım ifadelerden neler var neler çıkmış. BC BC üstü eşitmiş. BC BC üstü eşit. Evet taban açılarını aynı buldum. BE diktir CC üstüne diyor. BE dik oldu CC üstüne. Çünkü ikiz kenar olduğu için doğru. CB açısıyla CBE ile C üstü BE açıları eşit demiş. Evet onlar da eşit geldi. Demek ki ifadelerimizin üçü de Doğru arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 2020 TYT sorusu var şimdi. Sorumuzda arkadaşlar 31 uzunluğunda bir tahta revali var. Tahta revali zemine düz olarak duruyormuş ilk başta. 9 birimlik bir destekle destekleniyormuş. Daha sonra bunun sol ucu zemine değiyormuş. Bu durumda sağ tarafta bir dik yamuk oluşuyor diyor. Benden de bu oluşan dik yamuğun çevresini istiyor. Şimdi öncelikle şunu görebiliriz arkadaşlar. Bu 9 birimlik uzunlukla şu yamuğun alt tabanı olan uzunluk nedir? Birbirine paraleldir ve aynı zamanda bu 9 bu alt tabanın orta tabanı oluyor üçgende. Çünkü 15 15'e eşit bölündüğü için bu orta taban oluyor. O zaman bu iki katından nedir? 18. Bunu söyleyebilirim. Daha sonra arkadaşlar yamuğun bir dik kenarı kalmış oldu. Onu bulmam gerekiyor. Onu bulmak için de dik üçgen oluşturacağım. Nerede oluşturacağım dik üçgenimi arkadaşlar? Şuradan paralel çekiyorum. Bu durumda bakın şurada bir dik üçgen oluştu. Şurası 9'sa 9 ise 9'u buraya aldım. O zaman tamamı 18 bunu da kaldı. 9, 9, 15 özel üçgeninden bu da ne oldu? 12. O zaman şu uzunlukta 12 oldu. Şimdi artık çevremizi hesaplayabiliriz. Yamuğumuzun kenarları çıktı arkadaşlar. Çevre diyorum. Bir kenarım 9, bir kenarım 15. Birisi 18, biri 12 9 15 18 12 arkadaşlar. Bunları topladığım zaman da 18 12 20 30 yapıyor. 39 yapıyor. 49 54 yapmış oluyor çevremiz. Evet, burada da bir yamuğumuz var. Yamuk ilk baştaki ABCD yamuğu EF üzerinde katlanıyormuş. Şu pembe yamuk oluşuyormuş. Sonra arkadaşlar bu pembe yamuk da KL üzerinde katlanıyormuş. Şu D üstü C üstü L -K, şu mavi kısım oluşuyormuş. Benden de x uzunluğunu istiyor. Şimdi biraz şeklimi büyütmek istiyorum öncelikle. Evet. Şimdi arkadaşlar burada katlamanın özelliklerini kullanacağım ama önce verilen bilgileri yazalım. DE ve EA ile ilgili bir birim vermiş. Şuraya ben A dersem burası 2A'ymış. Onun dışında AK'nın yani şunun 3 olduğunu söylemiş. KL 9'muş şuraya 9 birim demiş. LB 5 birimmiş buraya 5 birim demiş. Benden de eksi istiyor. Şimdi arkadaşlar ben şuradaki açıya alfa dersem paralellikten yöndeşten buraya alfa diyebilirim. Buradaki bütün uzunluklar paralel. DC, C, E, F, A, B alt tabanların hepsi paralel. Sonra arkadaşlar katlama kuralına göre şu DC, EF yamuğu, EFC üstü D'ye katlanmıştı ya. Katlama özelliğinden dolayı şu açıyla şu açı birbirine eşit midir? Eşittir. Buraya da alfa diyebilirim. Sonra paralellikten Z yaptığınız zaman arkadaşlar bu alfayı buraya alabilirim. Dolayısıyla bu kenar bu kenar eşit oldu. Burası A oldu. Normalde katlamadan dolayı ED ile ED üstü birbirine eşitti. Yani bu iki A ise bu iki A olmalıydı. O zaman buraya da ne kaldı? A kalmış oldu arkadaşlar. Bu tarafta da aynı şeyler geçerli. Direkt ben onlara farklı bir isim vererek yazıyorum. Burası B, burası 2B. Burası Teta, burası Teta. Yine burası B, burası B geliyor. Aynı mantıktan aynı şekilde yaptığımız zaman. Şimdi burada diğer katlamaya gelirsek arkadaşlar. Burada diğer katlamada da Şuranın ben alf olduğunu zaten biliyordum. Burada arkadaşlar şu uzunun A olduğunu biliyordum. Şu uzunluğu da A bulmuştum hatırlıyorsanız. Şimdi şu K D üstü C üssü yukarıya katladığım zaman burası A ise katlamadan dolayı burası ne oldu? A oldu. Zaten şu uzunluk da A idi arkadaşlar. Şu alt ve üst kenar birbirine paralel ve bu uzunluklar da eşit olduğu için artık bunlar da paralel olmuş olur. Hatta açıları da yazdığımız zaman zaten aynı geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada bir paralel kenar oluştu. Yani burası ne oldu? 3 oldu. Aynı mantık burada var arkadaşlar. Burası B, burasını B bulmuştum. Burası da B'ydi. Burada yine katlamadan dolayı bu uzunluk B ise burası da ne oldu? B oldu. Yine şu açılar bu tetaydı, bu tetaydı. Z'den bu tetaydı. Katlamadan dolayı yine aynı şekilde bu teta gelmiş oluyor. Ya da ikiz kenarlıktan da söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla bakın karşılıklı açılar eşit, uzunluklar eşit. Alt ve üst zaten paraleldi. Yani bu da yine paralel kenar geldi. O zaman şurası 5 oldu. Evet şimdi buraya kadar yaptıktan sonra artık yapmamız gereken şey yamuğun özelliği. Bir de şunu alalım. D üstü C2 üstü X ise D üstü C üstü de X'tir. Yine katlama var çünkü. Şimdi orta tabanı göstermek için bir renk değiştireyim arkadaşlar. Bakın şu gösterdiğim yamukta. Şurada arkadaşlar. Şu uzunluk orta taban oldu. Hatta isterseniz bu şekilde göstereyim. Burası 9, burası x, şurası da x artı 8 olmuş oldu. Evet, burada bu yamuğun orta taban kuralını kullanarak ne yapabilirim? Artık x'i bulabilirim. Şuraya yazıyorum. 9, şöyle yazalım isterseniz. 9 eşittir x ile x artı 8'in toplamının yarısı. Buradan arkadaşlar 18 eşittir. 2x artı 8 geliyor. Buradan 2x eşittir. 10 sa x eşittir. 5 gelmiş oluyor. Sorumuzun cevabı. Evet şu 8'lerimizi de düzeltelim. Evet. Evet yamuğun alan formülü var sırada. Yine bu da çok fazla karşımıza gelecek. Aslında iki tane üçgenin alan formülünden geliyor. Bakın şöyle çizersem. Şu üçgenin alanını a çarpı h bölü 2 diye buluyorsunuz. Yukarıdaki de geniş açılı üçgen c çarpı h bölü 2. Oradan yamuğun alan formülü gelmiş oluyor. Ben şimdi direkt alan formülünü söyleyeceğim size. Yamuğun alan formülü arkadaşlar paralel olan alt ve üst tabanı topluyoruz. Yani a artı c bölü 2 Çarpı yükseklik. Bu yamuğumuzun alan formülü arkadaşlar. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. A artı C böyle ki dediğimiz şey bakın burada? Orta taban değil mi? O zaman ben orta tabanı biliyorsam orta tabanla yüksekliği çarparsam da bana alanı verecek mi? Verecek. Evet. Bazı sorularda bu şekilde verilebiliyor. Dikkat etmek lazım. Bize sadece orta tabanı verip Orta taban ve yükseklikle ilgili bilgimiz olup ikisinin çarpıp alana bulmamızı isteyebilir. O notumuz şurada yazıyor arkadaşlar. Evet burada artık yamuğun alanını bulmaya geldik. E, alt ve üst taban verilmiş. Ne lazım bana? Yükseklik lazım. Sadece yüksekliği buluyorum birincisinde. Dik indirdim. Şurada 90 30 60'tan 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısına geldi 4. Şimdi alanımızı aşağıda buluyorum alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Buradan arkadaşlar 14 bölü 2'den 7 gelecek. 7 çarpı 4'ten de alanımız ne geldi? 28 gelmiş oldu. Diğerinde arkadaşlar alt tabanı biliyorum, üst tabanı bilmiyorum. Yüksekliği de bilmiyorum. Yan kenarlarım var bir de. Yani bunu aynı formülle bulamayacağım arkadaşlar. Ama burada şöyle yapacağım. Bazı sorularda demiştim hatırlıyorsanız yamuğun yan kenarlarından birine paralel çekerseniz paralel olmayan kenarlardan birine o sorularda işinize yarayabilir demiştim. Burada o yöntemi kullanacağım arkadaşlar. C'den paralel çektim. Burası alfa ise burası ne oldu? Alfa oldu. Yöndeş açıdan dolayı. Bu durumda üçgeniş açıları toplamından alfa ile 90 x alfayı toplarsam 90 oluyor. Demek ki tepeye ne kaldı? 90 Burada paralel kenar oluştuğu için burası ne oldu? 6. 6 8 üzeri üçgenden burası 10 oldu. Buraya da ne kaldı? 5. Yani üst tabanım da 5 oldu. Şimdi burada ister yamuğun yüksekliğini bularak yapabilirsiniz. Çünkü öklitten şurada dik üçgende yüksekliği bulabilirim. İsterseniz arkadaşlar üçgenin alanını bulup oranlayarak gidebilirsiniz. Ben üçgenin alanından gideceğim. Onun için şekli bir daha çiziyorum buraya karışmaması için. bilgilerimi yazalım. Evet şimdi şu dik üçgenin alanını bulabilirim ben. Nereden bulabilirim? 6 çarpı 8 bölü 2'den bu dik üçgenin alanı ne gelir? 24. Sonra arkadaşlar paralel kenarın köşegenini çizeceğim. Paralel kenarın köşegenini çizdim. Bu alan birbirine eşittir zaten. Köşegen alanı ikiye bölüyor biliyorsunuz. Şimdi şu iki üçgene bakarsam yani 24 ve yanındaki üçgene bakarsam arkadaşlar bunların tepeleri aynı olduğu için ne oluyordu? Yüksekliği aynıydı. O zaman alan tabanı ile orantılıydı. 10 olan tabana ne düşmüş alan? 24. 5 olan tabana ne düşecek yarısı? 12. Bu alanla da bu alan eşit olmalıydı. 12. Dolayısıyla toplam alalım. Yani alan ABC'de 24 adı 24'ten ne gelmiş oldu? 48 gelmiş oldu ikinci etkinliğimizde. Evet, burada da arkadaşlar özel açılarımız var. 45 ve 60. Özel açı varsa genelde aklımıza ne gelecekti? Dik indirmek gelecekti. Mutlaka işimize yarıyordu. Burada da bize hem yükseklik hem alt taban lazım. O yüzden dik indireceğim ki oradan istediğim bilgilere geçebileyim. Evet, 45'in karşısına dik indirdim önce. Dolayısıyla burası 6, burası 6 geldi. Sonra 60'ın karşısına dik indirdim. Burası mecburen 6 oldu. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı bulmak için kök bölmem lazım 6'yı. Yani 2 kök 3 geliyor. Burayı da 4 eksi kök 3 olarak aşağıya indirdim. Şimdi arkadaşlar artık alt tabanım, üst tabanım ve yüksekliğim belli. Şuraya alanımı yazıyorum. Alt taban 6 artı 4 eksi kök 3 artı 2 kök 3. Alt tabanım bu. Üst tabanım 4 eksi kök 3 bölü 2. Çarpı yüksekliğim de 6 arkadaşlar. Şimdi 2 ile 6'yı sadeleştirebilirsiniz. Yukarıda işlem yaparsanız eksi kök 3 eksi kök 3 artı 2 kök 3 de birbirini götürüyor. 6, 4, 14 de burada var. 14 geliyor. 14 çarpı 3. 14 çarpı 3'ten de arkadaşlar ne gelmiş oldu? 42 gelmiş oldu alanımız. Evet diğer sorumuz arkadaşlar alt taban ve üst tabanımız belli ama yüksekliğimizin hepsini bilmiyorum. Yüksekliğimi bulmam lazım. Nereden bulacağım? Benzer üçgenlerden. Şu üçgenler nedir? Kelebekten dolayı benzerdir ya da açı açıdan. Benzerlik oranı arkadaşlar şu E açısının karşısındaki kenarları alırsam 6 bölü 9'dur. Yükseklikleri de bu orana eşit olması lazım diyebiliyoruz değil mi? Dolayısıyla ben şu yüksekliğe h dersem bu yüksekliğe 6 dersem h ile 6 orantılı olmuş oluyor. Kenar oranı yükseklik oranına eşit. Buradan şimdi h'ı bulalım isterseniz önce. 6 kere 6 36 olacak. 36 bölü 9'dan da h ne gelmiş oluyor? 4 gelmiş oluyor. Dolayısıyla yamuğumun tamamının yüksekliği 10 oldu. İsterseniz bu şekli buraya çizelim. 6, 9 ve yüksekliğimde 10 gelmiş oluyor toplam olarak. O zaman yamamızın alan formülünü bulursam alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Buradan da ne geliyor arkadaşlar? Şu ikisini sadeleştirelim. 6 artı 9 15 15 çarpı 5'ten 75 gelmiş oluyor sonucumuz. Evet, burada da iki tane yamuk verilmiş. Yamukla ilgili açılar verilmiş. Birinin alt tabanı, birinin üst tabanı verilmiş. Onun dışında demiş ki bu yamukların yükseklikleri eşit, toplamları 9 birimdir demiş. Benden yamukların alanları toplamını istiyor. Şimdi paralel çekerek çözdüğümüz sorular var ya, burada da o şekilde çözeceğim arkadaşlar. Şuradan bu kenara paralel çektim. Bu açıyı buraya aldım. Aynı şeyi burada yaptım. Yine bu açıyı burada aldım. Bu durumda şu iki yamukta oluşturduğum üçgenlere bakarsanız iki açısı aynı. Mecburen üçüncü açıları da aynı olacak. Demek ki bunlar benzer. Bunların arkadaşlar yüksekliklerin de ben aynı olduğunu biliyorum. Neden aynı olduğunu biliyorum. Çünkü soruda yamukların yükseklikleri aynı demiş. Bunlar aynı zamanda üçgenin de yüksekliği olduğu için aynı olmuş oldu. Bu durumda arkadaşlar bunlar eş üçgen geldiğine göre yükseklikleri de aynı olduğu için eş üçgen geldiğine göre şu parçalarda eşit olmalı. Şuraya K, şuraya L dersem bu parçalarda eşit olmalı. Dolayısıyla ben buraya X dersem burası X, buraya ne kaldı? 6 eksi X. Dolayısıyla bu da mecburen 6 eksi X oldu. Eş olduğu için burası da 6 oldu. Şu paralel kenar oluştuğu için. Şunlar paralel çünkü. Şimdi artık yamukların toplamlarını bulabilirim. Alanlarının toplamını. Şimdi burasının alt tabanı 6 yukarısı x. 6 artı x bölü 2. Çarpı yükseklikte 9 bölü 2 olacak. eşittir çünkü yükseklikleri. Artı buraya geliyorum. Üst taban 6 alt tabanda 12 eksi x. 6 artı 12 eksi x bölü 2 çarpı 9 bölü 2. Şimdi şuradan 9 bölü 4'ler bu ikileri de alırsam buraya 9 bölü 4'ler ortak oluyor. 9 bölü 4 parantezini alıyorum. Burada 6 artı x kaldı. Burada da 18 eksi x kaldı. Bu alanları toplamını verecek bana bu arada. Görüyorsunuz ki buradan x'ler birbirine götürdü. O zaman 9 bölü 4 çarpı 18 6 alttan da 24 geldi. Şunları sadeleştirsem burası 6 oldu. 6 çarpı 9'dan da yamukların alanları toplamı ne geldi? 54. Evet burada da şu ADC üçgeni aşağıya doğru katlanıyormuş yamuğumuzda. Alt ve üst taban yine paralel tabii ki. Benden de ne istiyor arkadaşlar? ABC üçgenin alanını şu oluşan ABC üçgenin alanını istemiş oluyor. Şimdi ben orada katlanan şekli önce buraya bir çizmek istiyorum. Şu D noktası şuraya geliyor. D üssü olarak. Katlamanın kuralından dolayı burası 10sa mecburen burası nedir? 10'dur. Yine katlamanın kuralından dolayı bu açı ile bu açı birbirine eşittir. Şimdi burada Z yaptığım zaman Z'den bu açıyı buraya alırım. Sonra tekrar katlama özelliğinden dolayı burası açı açıortay olmak zorunda olduğu için burası yine alfadır. Ve bu kenarlarda açılar eşit geldiği için ne geliyor? 10 geliyor arkadaşlar. Evet şimdi bu tarafa taşınırsak bu uzunluğun 10 olduğunu bulduk. Bu uzunluğun 10 olduğunu buldum. Şurası D üssüydü bakın. Şurada göstermiştim. Bu uzunluğun 10 olduğunu buldum. Buranın dik açı olduğunu vermiş zaten bana. O zaman burada dik üçgene ait dik açıdan gelen bir parça ile hipotenüsteki bir parça eşit olduğuna göre bu diğer parçanın eşit olması gerektiğini biliyorum. Muhteşem işte söylemiştik bunu. Dolayısıyla ABC üçgenin hipotenüsü 20 geldi. 3, 4, 5'in katlarından bu 5'in 4 katı bu 3'ün 4 katı. O zaman burası da 4'ün 4 katından ne gelecek? 16 gelecek. Bu durumda alan ABC arkadaşlar dik kenarların çarpımı yani 16 çarpı 12 bölü 2'den şurada sadeleştirme yaptım. 8 geldi. Ne geliyor? 8 çarpı 12'den 96 gelmiş oluyor arkadaşlar. Evet burada bir ABCD yamuğu varmış. Alt ve üst tabanı paralelmiş. Köşegenleri boyunca bunlar kesiliyormuş ve dört üçgene ayrılıyormuş. Benden de bu üçgenlerin alanları ile ilgili özellikler verip istemiş. Şimdi ben önce bu yamuğumu çizmek istiyorum ve A ve B şıkkı için ayrı ayrı çizeceğim. Orada anlatacağım özellikleri. Şimdi ABCD yamuğunu çizdim. Bunların kesim kesişim noktasına da E dedim. Bu durumda burada verdiğine göre EDC burası S1'miş. AEB AEB burası S2'ymiş. EDA burası S3'müş. O zaman buraya da S4 kalıyor zaten. O yamuğun aynısını bir daha çiziyorum. Çünkü B şıkkı için de bunu kullanacağım. Evet S'leri şu anda yerleştirmiyorum ama. Şimdi öncelikle arkadaşlar burada yine vermek istediğim bir özellik var. Şimdi böyle bir yamukta şu S3 ve S4 bir kere birbirine eşittir. Bunu üçgende alanda söylemiştim. Burada isterseniz onu söylemek için de ayrı bir daha yamuk çizelim. S1, S3, S4. S3 ile S4 birbirine eşit arkadaşlar. Şurası da S2 olsun. Neden eşit şimdi onu göstereceğim. Bakın şu kırmızı ile çizdiğim üçgen ve şu taradığım üçgen. Burada alt ve üst birbirine paralel olduğuna göre buradan inen yükseklikle burada inen yükseklik aynıdır. Tabanları da ortak olduğu için bunların alanları eşittir. Bunu alanda anlatmıştık. Dolayısıyla burada S1 artı S3 ile S1 artı S4 birbirine eşit olduğuna göre S1 de ortak olduğu için S3 ile S4 ne nedir birbirine eşit. Şuraya yazayım. S1 artı S3 ile S1 artı S4'ün alanları eşit. Oradan S3 ile S4 birbirine eşit. Yukarıdaki S'lerle kar karışmasın arkadaşlar. Burada ben formül anlattım. Şöyle formül diyeyim. O S'lerle şu anda bir ilgimiz yok burada. Ama şuradakileri bu S'e göre yerleştirdim. Evet şimdi arkadaşlar. Burada verilenleri yazarım. S1 8 demiş. Şurası 8 olacakmış. S2 18 demiş. Burası da 18 olacakmış. Şimdi bu 8, bu 18 18 iken S3 nedir diyor arkadaşlar. Şimdi burada kelebek benzerliğinden yararlanabilirsiniz. Ya da şurada verdiğim eşitlikten yararlanabilirsiniz. Bu eşitlikle ilgili bir tane daha özellik vereceğim. Bu birinci özelliğimiz olsun. İkinci özelliğimiz arkadaşlar bu alanların çarpımı birbirine eşittir. Yani S1 çarpı S2, S3 çarpı S4'e eşit oluyor. Burada arkadaşlar buradan gidebilirsiniz. İsterseniz çarpma olayı benzerlikten daha kolay olur. Diğer türlü kelebek benzerinden oranlardan gidebilirsiniz. Ben bu durumda şöyle diyorum. 8 çarpı 18 S3 çarpı S4'e eşit. Buradan S3 ile S4 aynı olduğu için ikisinde de S3 olduğu için S3 isteği şeklinde yazalım. S3'ün karesi şuna da çarpanlarından 4 çarpı 2 9 çarpı 2 diye düşünelim. Buradan S3 bir 4'ün karesi gelecek. 4 diye çıkacak. Bir de 9'da 3'ün karesen 3 diye çıkacak. Yani S3 eşittir ne geldi? 12 gelmiş oldu. Evet. B şıkkında aynı mantıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. S1 9'muş. Pardon. S2 9'muş. Şuraya 9 yazalım. S3 6'ymış. Şurası 6 olsun. Benden de S1'i istiyor. S1 de burası. Şimdi burada yine aynı mantıkla yaparsanız buranın 6 olacağını biliyorsunuz zaten. Sonra yine çarpma olayını kullanırsanız 6 çarpı 6 S1 çarpı 9 derseniz S1 buradan 36 bölü. 9'dan ne geliyor? 4. Dediğim gibi bu sorularda benzerlik de kullanabilirsiniz ama bu formülle daha kolay oluyor ve bu formülü kullanacağınız başka sorularla karşınıza gelir. O yüzden bence şu formülü mutlaka bilelim ve bir yere not edelim. 2017 YGS sorusu şimdi sıradaki. Burada ne verilmiş? Gördüğünüz gibi bir dikdörtgen verilmiş. Dikdörtgenler D köşesinden ve B köşesinden ikinci ikinci şekilde olduğu gibi katlanıyor bakın şu şekilde. Daha sonra tekrar MN tabanlara paralel olacak şekilde ve kenarların orta noktası olacak şekilde MN'den katlanıyor. Ve bu durumda elde edilen son durumdaki yamuğun alanını istiyor bizim arkadaşlar. Şimdi burada gösterildiği gibi şuradaki uzunluğun ben 14 olduğunu biliyorum. Yine bu uzunluk burada 14. Burası orta noktasıymış. M ve N onu da işaretlemiş olalım. Şimdi bu durumda en son durumda katlanmış yamuğun yüksekliğinin 14 olduğunu görüyorum. Şuranın toplamı kaçtı? 18'di. O zaman alt tabanın da 18 olduğunu görüyorum. Şimdi sadece yamuğumuzun yüksekliği kaldı. Alt tabanı ve üst tabanı bulmuş olduk. Yamuğun yüksekliği de arkadaşlar normalde nedir? 12'dir değil mi? Ama burada iki eşit parçaya bölündüğü için son durumdaki yamuğumuzun yüksekliği 6 olmuş oluyor. Yani şuradaki yüksekliğimiz 6. O zaman yamuğun alanı bulmak için ne yapıyoruz? Alt tabanla üst tabanı topladık. 2'ye böldük. Sonra da ne yapıyoruz? Yüksekliğimizle çarpıyoruz. Buradan işlem yaptığımız zaman 14 artı 18'den 32 geldi. 32 bölü 2 çarpı 6. Şunları sadeleştirebiliriz. 32 çarpı 3'ten de cevabımız 96 gelmiş oldu. Evet. Burada ne var? Burada bir yamuğumuz varmış. Yamuk arkadaşlar CE ve BE boyunca kesilip 3 parça elde ediliyormuş. Daha sonra şu mor olan üçgen CD üçgeni yani E köşesi etrafında saatin ters yönünde döndürülerek D noktası A'ya gelecek şekilde bu ikinci şekilde gördüğünüz gibi birleştiriliyormuş. Bu durumda benden BEC üssü ile BC üçgenin alanları oranını istiyor. Şimdi bir kere dedik ki E köşesi etrafında saatin ters yönünde D noktası A'ya gelecek şekilde. Yani demek ki ben şuraya D üssü diyebilirim. O zaman bu EA uzunluğu aslında ED uzunluğuyla nedir? Aynıdır. Dolayısıyla bunun aynı olması benim neyi anlamamı sağlar? E noktasının AD'nin orta noktası olmasını sağlar. Şimdi buradan bir özelliği çıkarmış olacağız soruyu çözerken arkadaşlar. Önce soruyu bir çözelim. Şimdi E'den burayı devam ettirdiğimiz zaman burada ne geldi? Bakın kelebek benzerliği. Dolayısıyla oranlar eşit olduğu için şunların ben ne olduğunu eşit olduğunu söyleyebilirim. Ve burada mor üçgenle aşağıdaki beyaz üçgen aynı olduğu için eş üçgenler olduğu için alanları nedir? Birbirine eşittir. Buraları da A dedim. Şu bilmediğim şu üçgenin alanı da B diyelim örneğin. Şimdi burada bir alan taban oranı yapmamız gerekiyor. Nerede yapacağız alan taban oranını? Şu taradığım mavi üçgenle yanındaki yeşil üçgene bakarsanız ortak tepesi var. Ortak tepesi olduğu için alanları tabanı ile orantılı. Tabanlarının da eşit olduğunu söyledim. O zaman buraya düşen alan A artı B ise buraya düşen alan ne olmalı? A artı B olmalı. Evet şimdi benden istenen şeyler artık çıktı. Oranlama yapabilirim. BEC üstü dediğim yer bakın BEC üstü mor üçgen ve yanındakinden oluşuyor. Bunun alanına B demişim. Mora A demişim. Yani A artı B. BC dediği alanı neyden oluşturmuşum? Yeşil üçgenden. O da A artı B. O zaman oranımız nedir? 1'dir arkadaşlar. Burada arkadaşlar kitaplarda verilen bir kural var. O kuralı da burada hatırlatmış olalım kuralsız da çözebildiğimizi gördünüz ama bence kuralı bilmekte fayda var. Çünkü bu kural karşınıza mutlaka gelecektir. O yüzden bence kuralı da öğrenmiş olalım. Kuralımız şu arkadaşlar. Yamuğun paralel olmayan kenarlarından herhangi birinin yani şu yan kenarlardan herhangi birinin orta noktası diğer köşelerle birleştiriliyorsa bu oluşan alan tüm alanın yarısı. Bunu sözel olarak da yazalım isterseniz. Alan ECB üçgeni alan ABCD'nin yarısı. Yani ben buraya A dersem örneğin yamuğun alanı alan ABCD ne olmuş oluyor? 2A olmuş oluyor. Evet ben bilmenizi tavsiye ediyorum önemli bir kural. Mesela şimdi bu soruda arkadaşlar bir önceki sorudaki hatırlattığımız kuralı kullanarak direkt çözebilirsiniz. Ben direkt kuraldan çözeceğim. Şimdi E noktasının orta nokta olduğunu gördüm. O zaman ben E noktasını köşelerle birleştirirsem ne olacaktır şu oluşturduğum alan? Tüm alanın yarısı. Önce bu alanı bulalım. Alan ECB. 6 çarpı 8 bölü 2'den ne geldi? 24. O zaman yamuğun alanı ne olması lazım? Bunun 2 katı olması lazım. Yani 24 çarpı 2'den 48 gelmiş oldu yamuğun alanı. Evet, burada bir katlama sorusu var yine. Bir tane yamuk verilmiş ABCD yamuğu. Şu gördüğünüz ACD üçgeni AC üzerinde katlanıyormuş. Katlandığı zaman köşedeki C açısı 105 derece oluyormuş. Benden de alfa'yı istiyor. Ve katlarken D noktası bakın AB alt tabanı üzerine geliyormuş. Buna da dikkat ediyoruz. Evet şimdi şekil üzerinde isterseniz önce bir katlamayı yapalım. D noktası AB üzerine gelecek şekilde üçgeni katladım. Katlamanın özellikleri neydi? Üst üste gelen kenar ve açıları taşıyordum. Taşıyorum. DC ile D, S, C o zaman eşit olmalı. Aynı işareti yaptım. Şu açı alfa ise bu açıda ne olmalı? Alfa olmalı. Yine katlamadan dolayı şu açıyla şu açının birbirine eşit olacağını biliyorum. Bu durumda burada Z yaparsam bu yöntemleri de kullanıyorduk doğru da açılardaki yöntemleri. Paralellik vardı çünkü. Z'den bu açıyı buraya aldım. O zaman bu durumda ikizkenar üçgen geldi arkadaşlar. Bu katlamadan dolayı bu açıyla bu açı birbirine yine eşit. O zaman yine burada da bir ikizkenar üçgen geldi. Dolayısıyla artık açılarımızı yerleştirerek sorumuzu rahatlıkla çözebiliriz. Evet şimdi bu eşit açılara teta diyelim örneğin. Şunlar teta olsun. Bu durumda şu üçgende 2 iç bir dış yaparsanız burası 2 teta olmuş olacak. Dolayısıyla ikiz kenar üçgen olduğu için taban açıları eşit. Burası da 2 teta olmuş oldu. Şimdi ACB üçgeni üçgenin iç açılarına bakarsanız ABC üçgeninin bir açısı teta, bir açısı 105, bir açısı 2 teta. Topluyorum bunları. Teta 105 2 teta. Ne olmalı toplamları? 180. Yani 3 teta buradan ne geldi? 75 gelmiş oldu. Teta da buradan 25 geldi. Tabi cevabımız 25 değil. Çünkü benden alfayı istiyor. O zaman hemen alfayı bulmak için işlem yapalım. Şimdi 2 teta 50 olmuş oluyor. Teta 25 bulmuştum. O zaman şurası 2 teta ne oluyor? 50 oluyor. Şurada da doğrusallık olduğunu görüyorum. 2 teta 50 ise alfayı 180'e tamamlarsam ne oldu? 30 olmuş. 130 olmuş oldu. Evet. isterseniz işlemini de yazayım. Alfa ile 2 teta'nın toplamı 180. 2 teta yerine 2 çarpı 50'yi yazdım. 2 çarpı 25'i yazdığımız zaman buradan alfa 130 gelmiş oluyor. Evet. Burada da bir üçgen verilmiş. Dik üçgen. Dik üçgen DEBC'ye paralel olacak şekilde. Önce DE'den kesilmiş. Daha sonra da DEDF'ye dik olacak şekilde yani şurası 90 DEDF'ye dik olacak şekilde bu sefer de DF'den kesilmiş ve son durumdaki şekil elde edilmiş. Benden x uzunluğunu istiyor. Şimdi arkadaşlar bir kere paralellik olduğuna göre ben ne yapabilirim? 90'ı taşıyabilirim. Yani şuraya dik diyebilirim. Sonra burada verilen uzunlukları taşırsak buranın 5 olduğunu vermiş. Buranın x olduğunu vermiş. Şuranın 13 olduğunu vermiş. O zaman buraya ne kaldı? 2 kaldı. Şimdi dik üçgenler varsa genelde aklıma benzerlik gelecekti. Ben şuraya alfa şuraya teta dedim örneğin. Ne oldu? Alfa ile teta'nın toplamı 90 oldu. O zaman bu 90 bu alfaysa ise burası ne olmalı? Teta olmalı arkadaşlar. Şimdi E'den de dik indiriyorum sorumu çözebilmek için. Buraya x dedim. Burası 90 burası teta ise burası ne olmuş oldu? Alfa olmuş oldu. 5'i buraya alıyorum dikdörtgen olduğu için tamamı 13 ise 13'ten 5'i çıkardığınız zaman buraya da ne kaldı? 8. Evet şimdi x'i bulmak için şu ikilik üçgende benzerlik yaparsak x'i bulabiliriz. Aynı açıların karşısına oranlıyorum arkadaşlar. Alfanın karşısı burada x. Burada alfanın karşısı 8. Teta'nın karşısı burada 2. Burada teta'nın karşısı x. Bu durumda x kare 16 ise x eşittir ne gelmiş oluyor? 4 gelmiş oluyor. Evet burada bir yamuk verilmiş yine. Yamuğun alt ve üst tabanı paralel. Yine bir katlama sorusu. B köşesinden AE üzerinden katlanıyormuş. Burada gördüğünüz gibi şu pembe üçgenden sarı üçgen elde ediliyormuş. Alfa nedir diyor. Şimdi önce yine katlamanın kurallarını kullanalım. Bu açı alfa ise bu açı alfa. Bu kenarla bu kenar birbirine eşit. Bu kenarla bu kenar birbirine eşit. Şu açıyla şu açı birbirine eşit. Evet yine burada Z yapabilirim arkadaşlar. Z yaparak o eşit dediğim açıları bulabilirim. Nerede Z yapıyorum? Şuradan Z yapıyorum bakın. Şurası 50 olacak. O zaman buralar ne oldu? 25, 25 olmuş oldu. Zaten açı ortay ve kenar ortaydan buranın 90 olacağını biliyorum. O zaman üçgen iç açıları toplamından 25 artı alfa 90 olmak zorunda. Buradan da alfa ne gelmiş oluyor? 65 gelmiş oluyor arkadaşlar. Evet burada da iki tane tarladan bahsediyor. Tarlaların bir tanesine biber ekilmiş. Bir tanesine de domates ekilmiş arkadaşlar. Benden de ne bulmamı istiyor? Bu tarlaların alanlarını oranlamamı istiyor. Şimdi burada dikkat ederseniz tarlalar şekil olarak nedir? Yamuktur. Çünkü alt ve üstü paralel olan dörtgenlere yamuk diyorduk. Ve yine dikkat edersek bu yamukların yükseklikleri nedir? Birbirine eşittir. Yani buradan inen yükseklikle buradan inen yükseklik aynı. O yüzden ben bunların alanlarını oranlarken direkt alt ve üst taban toplamı yapabilirim. Çünkü yükseklik ve böyle ikiler gidecek. Ben şimdi mantığını görmeniz açısından onları da yazacağım ama pratik olsun diye normalde sadece alt ve üst taban toplamını yazmanız yeterli. Evet burada biber tarlası bölü domates tarlası yazarak oranlamamızı yapalım. Evet biberde alt ve üst taban 40 ve 80 40 artı 80 bölü 2 çarpı haş tam kuralı yazarsak diğerinde de 60 artı 120 bölü 2 çarpı haş bakın aynen dediğim gibi haşlar ve ikiler ne olacak sadeleşecek o yüzden onları hiç yazmanıza gerek yok normalde yükseklik aynıysa sadece alt ve üst tabanı yazalım 40 artı, 100, 40 artı 80'den ne gelmiş oldu 120 60 artı 120'den 180 gelmiş oldu. Buradan sıfırlar zaten gider. 6 ile sadeleştirdiğiniz zaman da ne gelmiş oldu cevabımız? 2 bölü 3 gelmiş oldu. Kendimizi çizmemizi istediği soru tarzlarından bir sorumuz var. Bir yamuk çizmemizi istiyor. Önce bir yamuğumuzu çizelim isterseniz. Şimdi yamuğumuzun köşelerini isimlendirelim. Evet şimdi C ve B köşesinden açı ortağı çizecekmişim ve bunun uç noktalarına E demem gerekiyormuş. C, E, B, e, iç açı ortayını çizecekmişim. Şu şekilde açı ortaylarımızı çizdik. E noktası burada yamuğun dışında oluyor. Onun sebebini de soru çözümünde biraz sonra göreceğiz. İçeride de olabilirdi ama burada içeride sağlamıyor. Evet şimdi bir de K noktası alacakmışım. K noktası D'nin AD'nin üzerinde olacak. Çünkü kesişimleri EK AD'nin K olması gerekiyormuş. Ve EK AB'ye paralel olacakmış. Bu şekilde de bir K noktası alacağım arkadaşlar. Şuradan bir K noktası alıyorum. Çünkü EK AB'ye paralel olacaktı. Ve EK doğru parçasıyla da AD'nin kesişimi K noktası olacaktı. Ve paralel olacak şekilde almış oldum. Evet şimdi sorunun çözümü için arkadaşlar öncelikle EK uzunluğunu uzatacağım. EK'yı uzattıktan sonra bu zaten paralel diye paralel olarak tabii ki devam ettirdim. Paralellikten açıları taşıyabileceğim. Bakın şurada Z yaparsanız Z'den bu açıyı şuraya alabilirsiniz. Aynı şekilde arkadaşlar yine Z yaparsanız bu nokta açıyı da buraya alabilirsiniz Z'den. Bu durumda bakın ne olmuş oldu? EL uzunluğu LC uzunluğuna eşit olmuş oldu. Şöyle isterseniz yazalım. EL uzunluğu LC uzunluğuna eşit olmuş oldu. Aynı mantıkla yine açılar aynı olduğu için EL uzunluğu LB uzunluğuna da eşit olmuş oldu. Dolayısıyla bakın burada muhteşem üçlü geldi. Üç parça birbirine eşit. E, L, L, C ve L, B. Üçü birbirine eşit. O zaman muhteşem üçlü geldiğine göre tepe açısına ben ne demem lazım? 90 demem lazım. Buranın toplamı 20 verilmişti. O zaman muhteşem üçten dolayı burası 10, burası 10. Yine aynı şekilde E, L uzunluğu da 10. Benden EK'yı istiyordu. EK şuradaki küçük parça. Ben EK'yı bulamam için KL'yi bulmam lazım. Eğer KL'yi bulursam Zaten EL'den çıkardığım zaman EK çıkmış olacak. KL'yi nereden bulabilirim arkadaşlar? KL'ye bakın artık orta taban oldu. Çünkü orta noktayı birleştirmiş. O zaman yamuğun alt ve üst tabanının toplamının yarısı olacak arkadaşlar. Dolayısıyla KL uzunluğu 6 artı 10 bölü 2'den ne geldi? 8. KL uzunluğu 8 ise EL uzunluğu da 10'du. O zaman EK uzunluğu da 10-8'den 2 gelmiş oluyor Evet arkadaşlar burada bir abc'de ikiz kenar yamuğu verilmiş dcab yine paralelmiş a kenarı b'den büyükmüş yamuğun kenarlarını abc olarak vermiş ve yine bir katlama yapılmış burada neresi katlanmış şu bdc mavi üçgeni katlanıyor C köşesi AB'nin üzerine gelecek şekilde şu yeşil üçgen elde ediliyor gördüğünüz gibi benden de bu ifadelerden hangisinin doğru olup olmadığını soruyor. Şimdi bir kere öncelikle katlamamızı yapalım. Yani C köşesi AB'nin üzerine gelecek şekilde şu üçgenimizi bir katlayalım. Daha sonra katlamanın özelliklerinden ne yapıyorduk? Karşılıklı açı ve kenarları taşıyorduk. Onları taşıyalım. Buraya C dediniz. Buraya B dediniz. Bu açıyla bu açı birbirine eşit. Yine aynı şekilde bununla bu birbirine eşit. Bu açıları önce yazmıyorum. Neden yazmıyorum? Çünkü burada bakın bir Z var. Z'yi görüp açıyı taşıyacağım. Evet bu açıyı Z'den dolayı buraya alabilirim. O zaman bu açı da aynısı olmuş oldu. Bu durumda ne geliyor arkadaşlar açıları taşıdığım zaman? ikizkenar kenar üçgenler geliyor dikkat ederseniz. Bakın şurada CC burası da BB olmuş oluyor. Yani dolayısıyla ben burada B'nin C'ye eşit olduğunu ispatlamış oldum. O zaman birinci ifade zaten doğru değil. Direkt birinci ifadeyi yanlış olarak kabul edebiliriz. Şimdi bundan sonra sorunun devamı için ne yapacağım arkadaşlar? Üçgen eşitsizliği yapacağım. Nerede? Şu üçgende yapacağım. Şimdi Burası B, burası C. Buranın da tamamı A'ydı. O zaman şuraya A-C kalmış oldu. Şu üçgeni buraya taşıyalım hatta. Şimdi üçgen eşitsizliği yapacağım ama çözerken y ikisinde B yani bütün ifadeleri B ve C'ler eşit olduğu için ya B ya C şeklinde alacağım. A'yı tabii yine A olarak alacağız. Şimdi ilk başta C olarak alalım. Çünkü ikinci ifadede C ile A'yı karşılaştırmış. Burası da A eksi C oldu. Şimdi üçgen eşitsizliği yapıyorum. C eksi C küçük A eksi C küçük C artı C. A eksi C'yi burada ortaya aldım. Buradan şurada devam edersek A küçüktür. 3C'ye gelmiş oluyor arkadaşlar. Zaten ifadede de demiş ki 3C A'dan büyük. A 3C'den küçükse 3C A'dan büyüktür. Değil mi? Demek ki ikinci ifadem doğru arkadaşlar. Şimdi üçüncü ifadeye gelelim. Üçüncü ifadede de bunun aynısını yapacağım. Zaten aynı sonuç çıkacak. Sadece C yerine B alacağım bu sefer ki B ile A arasındaki bağıntıyı bulabilirim. Buraya da A eksi B kabul ettim. Burada arkadaşlar aynı şey yaptığınız zaman yine A eksi B'yi ortaya alıp B eksi B, B artı B şeklinde çözümlediğiniz zaman şu tarafı düzenlerseniz A küçük 3B geliyor. Dolayısıyla burada 2B A'dan büyük dediği için bu yanlış olmuş oluyor arkadaşlar. Evet burada bir yamuk vermiş. Yamuğu arkadaşlar döndürüyor bu sefer. Nereden döndürüyor? A noktasını sabit tutarak saatin ters yönünde 24 derece döndürülüyor. Bu döndürme sırasında B köşesi C köşesi üzerine geliyormuş. Bir de bir açı veriyor bize. Bizden de yine açı istiyor. Bu açı kısımlarına sonra bakacağız. Şimdi önce döndürme yapalım. B köşesi C köşesinin üzerine geliyormuş. Bakın saatin ters yönünde 20 derece döndürüyorum ve B köşesini C'ye getiriyorum. Şuraya geliyormuş. B üssü diyelim buraya. Birleştirdim. Döndürme açım 20 derece olsun buraya 20 dedim. Döndürdüğüm zaman uzunluğu değiştirmediğime göre bu uzunlukla bu uzunluk nedir birbirine? Eşit. Hemen bu ikizkenar kenar üçgenin taban açılarını da bulabiliriz hatta. 180'den 20'yi çıkardım. Tepe açısını 2'ye böldüm. Taban açıları 80 geldi. Şimdi döndürmeye devam edeceğim. Bu sefer de AD'yi döndürmek istiyorum. Şu AD kenarını döndüreyim. Yine saatin ters yönde 20 derece. Diyelim ki şöyle şuralara geldi. Buraya D üssü dedim. Şu döndürme açımda 20 derece. Şimdi döndürdüğüm yamuğu tamamlamak için D'den bir paralel çekiyorum. Nereye? AB'ye paralel olacak şekilde AB üstüne. Birleştirdim. Ve buraya da C üstü diyeceğim. Şimdi soruda bana verilen açıya tekrar dönersem arkadaşlar. D, D üstü, C üstü açısıymış. Onu buluyorum hemen. D, D üstü, C üstü açısı. Onu da farklı bir renkle gösterelim. Bakın şöyle birleştirdiğim zaman D, D üssü ve C üssü açısı. Yani şuranın 50 derece olduğunu söylüyor. Bu arada döndürme yaptığımda arkadaşlar şu iki uzunluk da yine birbirine eşitti, değişmemişti. Yani burada da bir ikizkenar üçgenim çıkıyor. O zaman şuradaki açılar da 80 oluyor. Şimdi benden istenen açıya bakalım. B üssü D D üssü açısı istenmiş. B üssü D D üssü. Yani şu açı benden isteniyor. Şimdi o açıyı bulmak için şu D köşesindeki açıyı bulacağım. Onu da nereden bulacağım arkadaşlar? 300 360'a tamamlayacağım ama ondan önce D açısını bulacağız. Onu da nereden bulacağız? Şu D üstü köşesine bakarsanız D üstü köşesi 80 artı 50'den ne geliyor açımız? 130. Bu açıyı ben diğer yamuğa taşıyabilirim. Çünkü döndürdüğümde ne oluyordu? Açılar uzunluklar değişmiyordu. Yani ABCD yamuğunun D köşesindeki açı da D üst açısıyla aynı olmalı. Yani ben buraya ne diyorum? 130 diyorum. Şimdi arkadaşlar o D köşesini 360'a tamamlarsak farklı bir renkte göstereyim isterseniz şurayı 360'a tamamlarsak ne yaparız? Alfa'yı bulabiliriz. 80'in alfanın ve 130'un toplamı 360 dereceye eşit arkadaşlar. Buradan işlemimizi yaptığımız zaman 210 artı alfa 360 geliyor. Alfa'da ne gelmiş oluyor? 150 gelmiş oluyor arkadaşlar. Evet burada yamuğumuz var. Yamuğun içine lale ve gül bahçeleri oluşturulmuş. Bahçenin DC ve AB kenarını vermiş bana. Bir de C'nin F'ye olan uzaklığı ile C'nin B'ye olan uzaklığı oranını vermiş. Yani CF bölü CB 2 bölü 3'müş. Benden de ne istiyor? Lale, lale ekili olan kısmın gül ekili olan kısma oranını istiyor. Şimdi öncelikle şu oranı bir yerleştirelim arkadaşlar. CF 2'nin katı dersem CB 3'ün katıymış. Yani şuraya da diyebilirim o zaman. Şimdi benim yamuğun alanında bunun için neye ihtiyacım var? Alt ve üst tabanlarına bir de yüksekliğe. Şimdi öncelikle şu EF tabanını bulmam gerekiyor ki bir yamuğun alt tabanı bir yamuğun da üst tabanı. Nereden bulacağım bunu? Artış azalıştan. Şimdi bakıyorum. Normalde 60'tan 180'e gelene kadar ne artmış? 120. 60'tan 180'e gelene kadar 120 artmış. Oran olarak da 3K'da artmış değil mi? 3k'da 120 artıyorsa k'da ne artmalı? 40 artmalı. 120 artmış. K'da da 40 artar. Şimdi ben burada buradan buraya gelene kadar 2k kadar geleceğim için 80 artması gerekiyor. O zaman 60'a 80 eklerseniz ne olmuş oluyor şuradaki uzunluk arkadaşlar? 140. Şuraya yazalım isterseniz orada karışacak. 140. Evet ben şimdi bu yamuğu tekrar bir çizmek istiyorum. Orada içerisi çok karışmaması için. Hemen şuraya yamuğumuzu çiziyorum. Şuraya 60 bulduk. Şurayı 140 bulduk. Burayı da 180 bulduk. Şuradaki oranlarda 2K'ya kaydı. Şu anda bizim tek bilmemiz gereken ne kaldı? Yükseklik arkadaşlar. Yükseklikleri de burada sayı olarak bulamam ama oran olarak bulabilirim. Nereden bulabilirim oran olarak? kenar oranından bulabilirim. Ben şuradan dik indirmiş olsam 2K'ya K olduğu için buraya da 2 aşa H diyebilirim. Yani üstteki yamuğumun yüksekliği 2 aş, alttakinin de haş olmuş oldu. Şimdi artık normal alan formüllerimizi yazıyoruz. Neydi alan formülü? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Aynı şeyi aşağıda da yapıyorum. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Şimdi burada düzenlediğiniz zaman ne oluyor? Haşlar gider zaten. Şu payladaki ikiler de gider. İşlemlerimizi yaparım. Yukarısı 200 olmuş oldu. 200 çarpı 2'den 400 oldu. Aşağısı da 320 gelmiş oldu. Sadeleştirmelerinizi yaptınız. 8 ile sadeleştirirsek 5 bölü 4 gelmiş oldu. Bahçelerimizin oranı. Evet burada da Ayşe teyze dikdörtgen içindeki bir çarşafı çamaşır ipine asıyormuş. Çamaşır ipine astığı bu çarşafın katlanmış halini vermiş bize. Bizden de açık halini alanını istiyor. Şimdi ilk başta açık halini çizelim ki ona göre uzunluklarını belirleyebilelim. Evet ben şu dikdörtgeni tamamlıyorum. Tamamladım. Dolayısıyla bakın ne yaptım aslında şu katlanmış kısmı yukarıya açtım. Dolayısıyla katlamanın özelliklerinden şuranın 40 olduğunu söyleyebilirim. Şurası kısa kenar 120. O zaman burada da burası nedir? 120'dir. Şimdi arkadaşlar ben zaten kısa kenarı biliyorum. Sadece uzun kenarı bulmam kaldı. Uzun kenarı bulmak için şuradan dik indirdim. Şurası 120 eşitlikten. Şurayı da 130 olduğunu söylemişti. Şuranın da 40 olduğunu biliyorum. Sadece benim şu parçayı bulmam kaldı. Oradaki dik üçgeni isterseniz şöyle çizelim. Orası biraz karıştı. Şurası 120, şurası da 130. Evet, aklıma buradan ne geliyor? 5 12 13 üçgeni geliyor, değil mi? 5 12 13'ün 10 katı alınmış. O zaman ben burada 5'in 10 katından buraya 50 diyebilirim. Bu durumda dikdörtgenin uzun kenarı arkadaşlar, bunların hepsini topladığınız zaman ne gelmiş oldu? 220 gelmiş oldu. Uzun kenarım 220. Kısa kenarım da zaten 120. Alan o zaman 220 çarpı 120'den 26.400 santimetre kare geliyor. Ama bizden sonucu metre kare istiyor. Metre çevirdiğimiz zaman da her bir birim madde işte yüze bölüyorduk biliyorsunuz. Dolayısıyla böldüğümüz zaman ne gelmiş oluyor? 2.64 gelmiş oluyor sonucumuz. Evet burada da iki tane ağaçlar, ağaç verilmiş. Bu ağaçlar her yıl birer metre uzuyorlarmış. İki ağaç arası 8 metreymiş. Ağaçların tepeler arası uzaklıkta 10 metreymiş. Buna göre ifadelerden hangisi doğrudur diyor. İlk ifadeye bakalım. Kısa, kısa ağacın boyu 3 metre olduğunda uzun ağacın boyu 9 metre olur. Yani aradaki farkın 6 olduğunu söylüyor. Şimdi burada işlem yaptığımızda bakalım onu elde edebilecek miyiz? Şuradan dik indirdim. Şunlar zaten birbirine paralel. 8'i buraya aldım. 8 10 özel üçgenden burası ne kaldı? 6. Bakın gördüğünüz gibi iki ağaç arasındaki boy farkı 6'ymış. Bu ağaçlar zaten eşit uzadığı için boy farkları hep aynı olacaktır. Dolayısıyla kısa ağacın boyu üçgen, uzun ağacın boyu 9 olabilir. Yani doğru. Bu arada arkadaşlar bu boy farklarının aynı olmasını söylediğim için üçüncü ifadeye de hemen geçiyorum. 8 yıl sonra ağaçların boyları farkı 6 metre olur demiş. Bu da doğru. Çünkü dediğim gibi eşit olarak oranlar uzadığı için boy farkı değişmeyecektir. Dolayısıyla bu da doğru olmuş oldu. Şimdi bakalım ikinci ifadeye. Ağaçların boyları toplamı 16 metre olduğunda uzun alan ağacın boyu 10 metredir demiş. Şimdi uzunu 10 metre kabul ettiğine göre toplamı 16 ise kısanın ne olması lazım? 6 olması lazım. Burada boy farkı ne geldi arkadaşlar? 4 geldi boy farkı. Ama biz boy farkının 6 olduğunu söylemiştik. O zaman demek ki bu sağlamıyor. Yani bu yanlış olmuş oldu. 1 ve 3 doğru. 2 ise yanlış. Evet burada da bir araba geçişi yapmışlar. Gördüğünüz gibi 1 metre yüksekliğinde 2 kollu bariyer yapılmış. Bunlar ucuca geldiğinde direkler arası 5 metre oluyormuş yukarı doğru açıldığında uç noktalar arası 1 metre oluyormuş. Bizden de ne istiyor arkadaşlar? Bariyerler açıkken birinin uç noktası yerden kaç metre yukarıdadır? Şimdi arkadaşlar burada bariyerler ucuca geldiğinde 5 metre olduğuna göre ve bunların boyları eşit olduğuna göre demek ki 5 bölü 2, 5 bölü 2 bir bariyerin uzunluğu diyebilirsiniz. Daha sonra ben buradan dik indirdiğim zaman arkadaşlar Yükseklikler aynı, hipotenüsler aynı. Burada eş üçgenler oluşuyor. Şu parçalar aynı. Zaten ikiz kenar yamuktur bu. Anlattığımız zaman o parçaların eşitliğini yine söyleyeceğiz. Şimdi burada bu bir birimi de aşağıya indirdiğimiz zaman tamamı 5'ti. 4 kaldı. Buralarda 2 2 oldu. İsterseniz yine yamuğu şöyle çizelim bir. Şurası 1 metre. Şöyle biraz daha dengeli çizmiş olalım. Evet şurası 1 metre. Şurayı 5/2 bulduk. Şuradan dik indirmiştik. Burası 1'di. Şuranın tamamı 5'ti. Tamamı 5 5'se ve şu parçaların eşit olduğunu söylemiştik. 1'i çıkarırsak 4. Yani şuralara ne kaldı? 2 kaldı. O zaman ben şu üçgene baktığım zaman bu üçgenden ne yapabilirim? Bunun yüksekliğini bulabilirim. Şunu 4/2 kabul ederim arkadaşlar. 4/2 5/2 ne geldi aklıma? 3 4 5 üçgeni. Yani demek ki burası 3 bölü 2. Evet biz şu uzunluğu 3 bölü 2 bulmuştuk. Benden ne istiyor? Bariyerler açıkken birinin uç noktası yerden kaç metre yukarıdadır diyor. Şimdi örneğin yine bunu alırsak. Bunun uç noktası burası. Yerden kaç metre yüksektir? Onu bulabilmek için şu biri de eklemem gerekiyor. Dolayısıyla 3 bölü 2 artı 1'den payda eşitlerseniz 5 bölü 2 geliyor. Demek ki yerden yüksekliği iki buçuk olmuş oluyor arkadaşlar evet burada da bir üçgen vermiş üçgen toprak, toprak şeklindeymiş ve bu e, buradan bir karınca yürüyormuş doğrusu olarak karıncanın yürüdüğü yollarla ilgili bilgi vermiş benden de bir dörtgenin çevresini istiyor bu arada AB'nin ve AC'nin üç eşit parçaya bölündüğünü söylemiş yani şu uzunluklar birbirine eşit arkadaşlar Şimdi karınca ilk yürüdüğü yol BDEC BDC yolunu izlerse demiş. Yani şu yolu izleyecek. Ve bu yolun toplamının 520 olduğunu söylemiş. Şimdi ben burada denklemleri kurabilmek için önce isimlendirme yapmam lazım. O zaman harflendirme yapalım. Diyelim ki şuralara A diyelim. Şuralara BB diyelim. Bir üçgende eşit aralıklarla bölündüğü zaman Kenarlar da eşit sayılarla gidiyordu hatırlıyorsanız. Tabanlar. Yani buraya x dersen burası 2x. Buraya da 3x diyebilirim. Şimdi arkadaşlar karıncanın ilk izleyeceği yol. BDEC yolunu gösterelim tekrar. B'den başlıyor. C'ye gidene kadar izlediği yol şurası. Yani dolayısıyla A'nın, B'nin ve 2x'in toplamı 520. Daha sonra diğerini yapalım arkadaşlar. Diğeri de BFGC yoluymuş. B F, G, C. Dolayısıyla buradan 2a var, buradan x var, buradan da 2b var. 2a'nın, 2b'nin ve x'in toplamı da 560'mış. Benden DFG'nin çevresini istiyordu. Onu da şuraya yazalım. DGF'nin çevresinde de bakın ne var? 3x bir de a ile b'nin toplamı var. Demek ki benim çevreyi bulabilmem için A'yı, B'yi ve X'i belirlemem lazım. Ya da bunları toplam şeklinde belirlemem lazım. Bunun için şu baştaki iki denklemden yararlanacağım. Bunları toplayabilirsiniz, çıkarabilirsiniz, farklı şekillerde çözebilirsiniz. Ama bu denklemleri kullanarak matematik bilgimizle çözmüş olacağız. Ben ilk başta to toplayarak başlıyorum. Topladık bunları. 3A artı 3B artı 3X 1080 geldi. Bunu 3'e bölerseniz arkadaşlar x artı a artı b 360 geliyor. Şimdi buradan sonra dediğim gibi farklı şekillerde gidebilirsiniz. Ben şöyle yapacağım. 2x artı a artı b artı 520'yi kullanacağım. Burada x artı a artı b'yi alır, ayırırsam bir tane x'i bulmuş olacağım. x artı a artı b neydi? 360'tı. O zaman burada 520'den çıkardığım zaman x ne kalıyor arkadaşlar? 160. Şimdi de burada bunları yerleştirebilirim. 3 x 2x artı x artı a artı b diye düşüneceğim. Burada 2 çarpı x yerine 160 yazabilirim. x artı a artı b yerine de direkt 360 yazacağım. Buradan işlemi düzenlediğiniz zaman 320 artı 360'tan 680 geliyor dörtgenin çevresi. Dediğim gibi denklemleri farklı çözebilirsiniz. Ee, ama bu şekilde de çözülebilir. Evet bu föyümüzün de son sorusunu çözmüş olduk. İyi çalışmalar diliyorum.